Ya Türkiye gerçekten çok hani olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dolar aldı başını gitti, 14 liraya yaklaştı ama önümüzdeki dönemde ne olacağını bilemiyoruz. Enflasyon arttı ama büyüme de fena gitmiyor gibi. En azından ilk üç çeyrek Türkiye ekonomisi yüksek bir büyüme yakaladı. Şimdi önümüzdeki dönemde bir durgunluk beklentisi de var. Enflasyon ve bu kurlardaki yükselişe paralel olarak. Ama emlak piyasasının da tümüyle hani hem bununla genel makroekonomik dengelerle ilişkili bir taraf var ama bir de kendi iç dinamikleri var. Arz, sizinle daha önce yaptığımız görüşmelerde bunu siz hep vurguluyordunuz. Arz kısıtı var. Yani yeteri kadar proje yapılmıyor eskiden olduğu gibi. Bu da hani arzın kısıtlı olduğu, talebin arttığı bir dönemde fiyatları yukarıya itiyor. Şimdi şu an bu son kurdaki yükseliş, dolar şu ortamda emlak fiyatları nereye gider? Öngörünüz nedir? Valla Barış Bey, aslında benim de kafam bir hayli karışık. Onu bir şey olarak, şerh olarak koyalım. Çünkü konuyu analiz etmek üzere çok değişkenler var. Öncelikle şöyle daha basitten karmaşığa gitmeye çalışalım. Mesela diyelim ki hiç bu arz tarafında bir sıkıntı olmasaydı da Türkiye ekonomisi, konut piyasası dengede olsaydı, bu krizle karşılaşsaydık ne olacaktı diye. Geçmiş dönemden elimizde bir takım göstergeler var. O da şu, işte benim doktora tezi olarak hazırladığım İstanbul'daki konut fiyat endeksi 1988'den İşte günümüze kadar gelen. Onu reelleştirdiğimizde, enflasyondan arındırdığımızda, mesela 94 krizinde konut fiyatları düşmüş. 2001 krizinde konut fiyatları düşmüş. 2008 krizinde konut fiyatları düşmüş. Hatta şu 2016'dan itibaren de darbe girişiminden sonra da konut fiyatları reel anlamda 2019'a kadar düşmüş. Demek ki Nominal düşüş mü? reel, reel. Reel düşüş. Evet. Reel olarak, çünkü nominal olarak yüksek enflasyon süreçlerde her türlü ileriye doğru gidiyor. Şimdi reel konut fiyatlarındaki bu düşmeyi gördüğümüzde, geriye tarihsel olarak baktığımızda Türkiye ekonomisinin ne zaman duraklayıp stagflasyona, resesyona girdiyse o zaman reel konut fiyatları da gerilemiş olarak. Demek ki bu varsayımı bugüne getirirsek, şu içinde yaşadığımız doların geldiği bu seviye kriz demektir Türkiye için. Dolayısıyla bu, eğer ekonomi durgunluğa girecekse, büyüme düşecekse, bunlar şu demek: büyümenin düşmesi ekonomide gelirlerin azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla gayrimenkul piyasası da gelirle çok hassas bir piyasa. Yani insanların geliri olmazsa konuta yönelik talebin de zayıflayacağı, ödeyebilecekleri ödeme güçlerinin zayıflayacağı, piyasada teklif edeceği tutarların zayıflayacağı bir döneme giriyoruz anlamına geliyor. Bu noktada, hani bu varsayımlar altında, beklentimiz reel konut fiyatlarının gerilemesi yönünde olmalı. Fakat bu krizi diğerlerinden ayıran bir özellik daha var. O da şu: siyasi irade diyor ki ben enstrüman kullanmayacağım. Yani ben zaten faizi düşüreceğim. Şimdi daha da düşüreceğim diyor. Öyle olunca İnsanların elinde Türk lirasından çıkarak başka enstrümanlara gitme alternatifi var. Bir tanesi dolar işte burada. Diğeri ne var? Borsa olabilir belki. Yani enflasyon sürecinin. Bir başkası konut. Şimdi dolara baktığımızda, şimdi dolar almak da o kadar kuvvetli, yani güvenceli bir yatırım olmayabilir. Alacaksınız, bankaya koydunuz, yarın bir gün diyorsunuz ki ya ne olur ne olmaz, hükümet bir düzenleme yapar da dolar çekişlerini sınırlayabilir mi acaba? Veya zorunlu kurdan onları başka mali varlıklarla değiştirebilir mi? Bu tür şeyler yapılabilir mi? O zaman alayım ben bunu, eve getirip kasaya koyayım deseniz, bu sefer çalınma vesaire riskiyle karşı karşıyasınız. O zaman gayrimenkul bir alternatif yatırım aracı haline gelebilir ve bu da, yani dolardan kaçarım ya da kısmen dolarda dururum, Türk TL finansal varlıklardan kaçarım derseniz, gideceğiniz pek bir yerde kalmaz. O zaman gayrimenkul piyasaları enflasyonun yüksek seyredeceği ya da siyasi iradenin ekonomiye uluslararası standartta bir bakış açısıyla müdahale edemeyeceği dönem boyunca konut tarafında fiyat artışlarını çok olası görürüm ben. Yani şeyden çıkıp, diğer varlıklardan çıkıp konuta dur. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Fakat şunu da biliyoruz biz: tarihsel olarak gayrimenkul enflasyona karşı da çok dirençli bir varlık.
Yani dünyanın her yerinde yapılmış çalışmalar, işte onar yıllık periyotlar boyunca enflasyona ezilmediğini gösteriyor şey konutu. Hani güncel olarak bu yıl, önümüzdeki yıl belki enflasyona karşı ezilebilir birkaç yıl. Ama orta dönemde enflasyona karşı değerini koruyan ve de kendisini de koruyan bir varlık. Yani somut, elle tutulabilir orada ve ciddi bir sicil sistemiyle, tapu sicil sistemiyle de mülkiyet haklarının güvence altına alındığı güvenli bir yatırım olarak gözüküyor. Şimdi bunu hani bu kafa karışıklığı içinde biraz daha yani ben analizi götürmek istiyorum. Bir, ekonomik küçülme dönemlerinde, resesyon dönemlerinde önemli bu tür dolar fiyatlarının arttığı, ekonominin durgunluğa girdiği dönemlerde gayrimenkul fiyatları da düşmüş. Ama içimizde, içinde bulunduğumuz koşullarda şöyle bir şey yok, opsiyon yok. Yani siyasi irade yarın bir gün ekonominin gerekleri, finansın gerekleri neyse piyasaya müdahale edip bu işi terse çevirecek dediğimiz bir beklenti de görünebilir. Ufukta böyle bir şey de yok. O zaman gayrimenkul hani kaçacak bir alan oluyor. Peki bu yoksa, yani siyasal iradenin ekonomiye müdahale etme ya da finansal anlamda müdahale etme projesi yoksa önümüzde hem durgunluk hem de çok ciddi yüksek bir enflasyonist süreç geliyor gördüğümüz kadarıyla. Ya da sahip olduğumuz iktisat bilgisi bize en azından bunu söylüyor. Öyle olunca enflasyonist bu süreçte de hani konut fiyatlarının zaten artmaya devam edeceğini, bu enflasyon sürecin aynı zamanda inşaat maliyetlerini de yukarıya çekmeye devam edeceğini varsaydığımızda, yani ikamesi de pahalı hale gelen konutun fiyatında artış beklentisi içinde olmak da ters düşmüyor. Ama yine de şöyle bir durum olabilir. Hani gerçekten yüksek enflasyon ve durgunluk kişilerin yatırımlarını, artık parası olanın herhangi bir yere parasını park ettiğini ve bir portföy değişikliği yapmadığını varsaydığımızda da, yani bunu biraz daha ileriye götürüp o zaman da kimse yerinden oynamayacaksa gayrimenkul tarafında da ben açıkçası enflasyona karşı kuvvetli olmayan bir talep düşünüyorum. Çünkü durgunluk demek her şeyden önce yeni hane oluşumunu aşağıya çekecek demektir. Yani işte evliliklerin geciktirilmesi, öğrencilerin ayrı bir eve çıkacak gücü kendilerinde bulamamaları veya çalışan insanların ailelerinin yanından ayrılması, hatta ailelerinin yanına geri dönmeleri gibi konut piyasasında talebi zayıflatan bir takım faktörlere etki yapabilir. Bu durumda da talep tarafında bir zayıflama göreceğimiz için konut piyasasında da hem fiyatlarda reel anlamda da bir gerileme ile karşılaşma olasılığımızı ben güçlü görüyorum. O nedenle önümüzdeki kısa dönem, yani 3-6 aylık dönemde konut fiyatlarında görece enflasyona karşı kuvvetli bir artış görmeye devam etme ihtimalimiz kuvvetli olmakla birlikte, bu ufku açtıktan sonra, yani herkesin parasını park etti, yatırımında kendini sabitledikten sonra, eğer ekonomi de bir durgunluğa girmiş olursa, o zaman azalan talep nedeniyle konut fiyatlarında reel anlamda bir gerileme ile karşılaşma ihtimalimizi de ben bir seçenek olarak, önemli bir ihtimal olarak göz önünde bulundurabiliriz diye düşünüyorum. Yani belki gelecek yılın ikinci yarısı mı demek lazım? Yani hani bir süre... Evet evet, hemen hemen öyle. Yaza girerken gibi, Nisan Mayıs ayları gibi. Tabii şöyle bir süreç de olabilir mi? Onu da bilmiyorum. Hani yüksek enflasyon ama öbür taraftan da ekonomiye sürekli şey vererek, yani enflasyon yüksek, büyüme de var bir şekilde. Yani hani evet, bahsedilen senaryo var ya, işte rekabetçi kur olacak, fabrikalar yurt dışı için çalışacak, işte işsizlik azalacak. Hani hem enflasyonist hem de yüksek büyüme içeren bir döneme girersek eğer, o zaman da yine konut tarafında fiyatların güçlü kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat burada şöyle bir sorunumuz olacak. Finansman tarafında ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayacağız. O da nedir? Şu an için işte kamu bankaları 1.29
1.20 yeni konutlar, 1.29 ikinci el konutlardan finansman yapıyor. Şimdi rasyonel bir insan olarak şöyle düşünelim. 1.29 diyelim kredi kullandık. Yıllık maliyeti %16, %17 bileşikte. Ama ben %35-40 enflasyon bekliyorsam ve konut yatırımının da bu enflasyon kadar artacağını bekliyorsam, işte %35 diyelim konut fiyatında artış beklentisi, %5 kullanım faydası, kira getirisi %40. %16-17 finansman maliyetini düşerseniz yine yaklaşık %25'lerde bir getiri elde ediyorsunuz. O nedenle de burada kamu bankalarının bu sübvanse kredi faizini de ne kadar sürdürebilecekleri de konut piyasası açısından önemli bir gösterge haline geliyor. Tahmin ediyorum bu faiz oranları eğer bu enflasyonu süreç hızını kesmediği müddetçe sürdürülebilir gibi gelmiyor bana. Yani bundan 1-2 ay sonra vazgeçildiğini de vazgeçileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Eğer finansman imkanı da piyasadan kalkar ise o zaman işte konut piyasasında enflasyona karşı direncin kırılacağını, azalan taleple birlikte de hani şey olsa bile, nasıl derler ona, ekonomi büyüse bile finansman kısıtının bu defa devreye girerek konut piyasasındaki o güçlenmeye ket vurabileceğini söyleyebiliriz. Gayet net oldu Ahmet Bey. Bu iki soru olarak bu 1994-2001 ve 2008 dönemlerindeki fiyat düşüşleri, yani Türkiye'nin geçmişteki krizleri ne kadar sürmüştü? Bir yıl. Bir yıl. Çok uzun sürmemişti yani. Çok öyle uzun değil sürmedi. Mi? Evet, evet. Bir yıl sürdü. Türkiye ben çok hızlı çıkıyor. Evet, çok hızlı çıkıyor daha sonra. Yani zaten onu mesela reel konut fiyatlarında da görüyoruz. Hemen böyle bir zikzak. Yani tak düşüyor aşağıya. Bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra hemen cover ediyor. Hepsini toparlıyor, yukarıya doğru gidiyor. Yani sanıyorum kur krizinden hemen sonra mı düşmeye başlıyor reel olarak fiyatlar? Yani ekonomi durumuna evet giriyor. Evet, evet, hemen şeyle birlikte, krizle birlikte. Krizle birlikte durgunluğa giriyor. Peki şu anda şu son, yani şu döneme dair bir gözleminiz var mı? Yani çok yeni gerçi dolar işte hani 14 TL'ye dayandı falan. Son birkaç hafta içinde hani benim kişisel gözlemim bazı konutlarda hemen zamların konulduğu şeklinde internet evet, doğru falan. Bu ama hani bir reel bir şeye karşılık gelmiyor galiba, değil mi? Reel bir hani talebe hani bu fiyatlar konuluyor da bir süre sonra yeniden geri alınacağını görebilir miyiz? Bu son kur krizinde eklenen fiyatların. Yani görmeyi umuyorum ama şöyle şeyler duyuyorum ben, örnek olsun diye söyleyeyim. İşte dün birkaç tane emlak piyasasındaki arkadaşla konuştuk. Diyorlar ki ilan fiyatı diyelim ki işte 1.100.000 lira. 1.050.000 liraya anlaştık. Tam tapuya gideceğiz. Mülk sahibi diyor ki ya kurlar çok arttı, ben satmaktan vazgeçtim. 1.100 değil 1.200 istiyorum. Alıcı da diyor bunu kabul ediyor. Yani 1.100.000'e çıkmış, 1.050.000'e anlaşılmış fakat tam tapuya giderken hayır ben 1.200 istiyorum dediğinde alıcı da ya Allah kahretsin ne yapayım yani hani bunu almazsam ne olacak, başka bir seçenek. Bunu kabul ediyor. Böyle 3-4 tane hikaye duydum ama bir hayli de anlaşılmış, el sıkışılmış, tam tapu sürecine başlanacakken satıcıların fiyat artırması nedeniyle bozulan işlemler olduğunu duydum. Tabii bu satıcı tarafında anlaşılabilir bir refleks. Hani her ne kadar el sıkıştıktan sonra fiyattan vazgeçmek şey ahlakı olarak tasvip etmesek de endeks yapıyorlar kafalarından. İşte benim evim 100 bin dolardı. Şimdi işte 100 bin dolar 1.200.000'di. Şimdi 1.350 oldu. Ben 1.350 istiyorum yani. O da belki evini satıp dolar alacaktı. O nedenle onu dengelemeye çalışıyor. Bu ne zaman dengeye girer? Artık insanların o fiyatlara yanaşmadığı dönemde. Ama alıcıların da bu varlıkların fiyatındaki artışın devam edeceği beklentisi oluyorsa birbirini çeken bir süreç olarak bu takip edebilir. Şu anda ne yapmalı alıcılar? Yani hani alım amacıyla ev bakanlar bir süredir. Ya fiyatlar şimdi yükseliyor galiba, daha da yükselecek paniğini yaşayanlar, ki bu paniği yaşayanların olduğunu hani ben biliyorum, gözlemliyorum. Evet. Ne önerirsiniz? Yani tümüyle şu anda geri mi çekilmeliler yoksa şu anda mı almalılar? Ne yapmak doğru olur?
Ya o noktada hakikaten yani bu örnek koyduğumuz seçenekler açısından bakıldığında hakikaten karmaşık bir durum. Ama ben kendim olsaydım eğer bir evde oturuyorsam kimse de beni oradan atmıyorsa inanın böyle bir çalkantılı bir dönemde konut almayı birinci önceliğim olarak düşünmezdim. Ama gerçekten öyle haller olabilir ki gerçekten bir ev satın almanız ya da bir eve geçmeniz gerekiyordur. Onları istisna bırakıyorum tabii. Ama hakikaten konut piyasasında fiyat hareketlerinin keskinleşeceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. Bunun içinde ani hani sermaye kazancı da olabileceği gibi nominal demiyorum ama reel anlamda alternatif getiri anlamında kayıplar yaşanacak ve acıtacak süreçlerle de karşılaşabiliriz açıkçası. Hani çok riskli bir dönemdeyiz, belirsiz bir dönemdeyiz hatta hesaplanamayan bir riskin olduğu döneme giriyoruz. Açıkçası hani spekülatif hareketleri tavsiye etmiyorum. Yani hani konut fiyatları artar diye konut alayım gibi ama ihtiyaca binaen hatta ihtiyaç bile var da bu süreci uzatabiliyorsa insanların uzatmasını öneririm. Hani bu riskli alanda bir pozisyon almak çok doğru olmayabilir. Likit kalmak bu tür oynak ortamlarda daha rasyonel bir tercih olur diye kendi kanaatim var. İnsanlara ancak onu söyleyebilirim.